Benim canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Sevmeli Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün son gündeyiz artık. TYT AYT matematik tekrar kampımızın son günü integral videosundayız gençler. İntegral konusunun bir güzel konu özetini yapacağız sizlerle beraber bugün. Ve arkasından da integral tekrar soruları gelecek. Ve hemen ardından da seni ödevlendireceğim ödev kısmı gelecek. Ödevleriniz e, ondan bahsetmeden önce bu kampın PDF'i ücretsiz PDF'i açıklama kısmında mevcuttur. Dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Eğer yeni karşılaşıyorsanız kampa hemen dört elle sarılıp 17 gün gibi kısa bir süre içerisinde hem konu özeti hem tekrar soruları hem de ödevlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bir de gençler e, ödev kitabı vardı, değil mi? Onu söylemeyi unuttum. Ödev kitabımız. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından sevgili arkadaşlarım. Her konuyu 40 soruyla ele aldığımız bir konsept ve bu konseptte sevgili arkadaşlarım hiçbir şekilde konu kazanım sorularına, konu kavrama sorularına falan yer verilmemiş. Tamamı ÖSYM sınav ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda çıkabilecek sorulara yönelik hazırlanmış sorular. Ki bu kampı da sevgili arkadaşlarım izlemenizi öneririm ödevini de takip ediyorsan integralde de şu anki ödevin. Tamam. Evet gençler artık pdf'inizi indirdiyseniz derse hazırsanız ki benim şu an ders ekranı karşımda. Siz de hazırsanız geçelim dersimize. Evet integral. İntegral nedir? İntegrale başlamadan önce bir diferansiyel kavramını bizim ele almamız gerekiyor. Diferansiyel kavramı bizim için mühim gençler. Şimdi eğer değişken x ise değişkende meydana gelen sıfıra yakın değişime dx deniliyordu türevden hatırla. X'e bağlı f(x) fonksiyonu da x'teki değişimden kaynaklı değişiyordu ki biz buna da dy diyorduk. Şimdi f'in türevini nasıl açıklıyoruz? F'in türevinde x eşittir dy bölü dx biçiminde ifade edebiliyorduk biz. Şimdi ama türevi işlerken hiç e, ama hiç. Şu aklımıza gelmedi ya buradaki dy bölü dx de şu dx'i mesela karşı tarafa çarpım olarak gönderebilir miyiz diye hiç düşünmedik. Gönderebiliriz arkadaşlar. Böylelikle dfx diyelim artık buraya dy dediğim şey aslında şurası dfx'in de ta kendisidir, değil mi? Dfx eşittir f türev x, f'in türevinde x dx biçiminde yazılabilir. Bu da ne anlama geliyor? f(x)'in diferansiyeli anlamına geliyor. Yani buradaki d aslında diferansiyel olan d değil. f(x)'in diferansiyelini biz f türev x dx diyoruz gençler. Yani ben sana bir fonksiyonun diferansiyelini al mı dedim? O halde senin yapman gereken o fonksiyonun türevini alıp sonuna dx yazmandır. Şimdi bu ifadeye diferansiyel denir dedik. E, altta verilen fonksiyonların diferansiyellerini senle beraber güzel bir hesaplayalım. x üzeri 4 eksi 2x artı 8 ise eğer y, dy nedir arkadaşlar? 4x küp eksi 2 dx'dir. Hemen sonuna dx'i yapıştıracaksın. Daha sonrasında x eksi 3'ün karesi çarpı x dy nedir? burada da çarpımın türevi uygulayalım. Tabi burayı ayırıp yani açıp x'i içeri dağıtıp türev alabiliriz. Ama çarpımın türevi uygulayalım. 2 çarpı x eksi 3 hem tekrar etmiş oluruz. Çarpı x artı x eksi 3'ün karesi çarpı x'in türevi 1'di. Dolayısıyla sonra da dx'i yazarsam ben diferansiyelini elde etmiş olurum. 2x kare eksi 3'ün küpü 3'ü başa attım. Üstünü biraz altacağım şimdi. 2x kare eksi 3'ün karesi yaptı. Bir de çarpı içinin türevi 4x kare gelir. 4x gelir arkadaşlar. Ve böylelikle sonra dx yazarsam bu da bana bu fonksiyonun diferansiyelini vermiş olur. Yine burada da bölümün türevi uygulayalım. Üst tarafın türevi 2 çarpı alt tarafın aynısı x artı 1'in karesi eksi diyorum 2x artı 3'ün aynısı çarpı alt tarafın türevi 2 çarpı x artı 1 yapacaktır. Bölü tabi bir de x artı 1'in karesinin karesi x artı 1'in dördüncü kuvveti var. Sonuna da eğer şu şekilde dx yazarsam yine diferansiyeli ifade etmiş olurum. Belirsiz integral. Şimdi gençler artık integrale yavaş yavaş başlıyoruz. Bir fonksiyonun integrali demek o fonksiyonun ters türevi demektir. E, şunları büyük f(x) fonksiyonu olarak, bunları da küçük f(x) olarak adlandıralım. E, f(x) fonksiyonun türevi küçük f(x) ise küçük f(x) fonksiyonun integrali de e, doğal olarak büyük f(x) olmasını bekleriz. Çünkü ters türevdi ama burada da kırmızıyla belirttiğimiz gibi bir artı +c var. Bu artı +c nedir? Neden vardır? Niye nereden gelir? Şimdi eğer ki fx fonksiyonumuz mesela x üzeri 4 ise veya x üzeri 4 artı 1 ise veya x üzeri 4 eksi 5 ise dikkat ettiysen bütün bunların her birinin ayrı ayrı türevleri birbirine eşittir. Yani 4x küptür hepsinin de türevi. Ama şöyle dikkat edersen 4x küpün integrali nedir diye sorar, soracak olursak e 4x küpün integrali o zaman x üzeri 4 olabilir. x üzeri 4 artı 1 de x üzeri 4 eksi 5 de olabilir. E bundan kaynaklı biz buradaki sabitin 0 mı, artı 1 mi, eksi 5 mi, eksi 80 mi, artı 105 mi olduğunu bilmediğimiz için bir sabit sayı olabilir orada diyoruz. Bu 0 dahi olsa bir sabit sayı olabilir orada diyoruz. Ve diyoruz ki artı c olsun. Demek ki, demek ki artık ben büyük fx fonksiyonuna x üzeri 4 artı c'ye türevini aldığım takdirde 4x geliyorsa 4x, 4x küpün integrali de bana buradaki x üzeri 4 artı c'yi verecek. Buradaki şu sembole integral işareti diyoruz. Buradaki fx küçük fx fonksiyonuna büyük fx'in türevi diyoruz. Burası da bak dikkatli dinle türevi fx olan tüm fonksiyonlar diyoruz. Tüm fonksiyonlar. Tamam yani öyle bir tane iki tane değil. Demek ki bir fonksiyonun integrali bana sonsuz tane fonksiyon verebiliyor. Ne sayesinde? Şuradaki artı c sayesinde. Eğer ki tabi bu durumda ee, bize kalkıp da örnek veriyorum şurada e, f F2'nin falan kaç olduğu verilirse mesela F2 52 olduğuna göre falan derse o zaman C ortaya çıkacaktır tabii ki. Değil mi? Ama dediğim gibi eğer bu da bilinmiyorsa burada sonsuz tane fonksiyon belirtir bize bu integral. Şimdi gel gelelim şu kısımlara. Bakın arkadaşlar diyor ki ben küçük fx fonksiyonunun fx fonksiyonunun integralini aldıktan sonra bak integrali almış sonra bir de şurada ne alıyor türev alıyor yani integralle türev sanki bir sayıyı 5'e bölüyorum sonra 5 ile çarpıyorum gibi düşün ee, önce integral en son yapılan işlem türev olduğu için bu artık bana direkt fx'i verir diyorum o halde içerisinin aynısını cevap olarak yazabiliriz x kare eksi 8 x artı 9 e, burada 2 x e, burada sinüs x o halde değil mi şimdi bir alttakine bakıyoruz bir altta da Burada arkadaşlarım bölü dx yok. Bu bölü dx nerededir? Tabii ki de karşıya gönderilmiştir deriz o halde. Yani ben direkt fonksiyonun kendisini yazıp şurada sadece d varsa fonksiyonun kendisini yazıp sonuna dx ekleyeceğim. Yani şu kısmın tamamı bana cevabı verecek. 2x 3 dx. Daha sonrasında 3x kare dx. Ve sonrasında da sinüs x dx diyebiliriz biz bunların cevaplarına. Bir alt tarafa geçiyoruz. Şimdi dikkatli dinle. Hocam şu ne demekti? fx'in diferansiyeli demekti. Yani f türev x dx demekti değil mi? Şimdi ben bu durumda f fonksiyonunun önce türevini sonra integralini almış oluyorum. Ama son olarak yapılan işlem integral olma işlemi olduğu için ve integralde de tabi sonsuz tane fonksiyon belirttiği için cevapları artı c'sini unutmuyorsunuz. Yani ben şuranın aynısını yazarım 2x artı 3 sonra da c eklerim. Şimdi buraya dikkat Buraya dikkat. 2x artı 3 artı c ne kadar e, bu sorunun cevabı ve doğru gibi görünse de aslında olması gereken racon yani şu. Şimdi c, 3 bir sabit sayı. C de zaten bir sabit sayı ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz bir sabit sayının üzerine 3 eklersem yine ne olduğunu bilmeyeceğim için ben buna 2x artı c diyebilirim direkt. Tamam mı? Ve bu şekilde yazmak daha makuldür, daha güzeldir x kare artı x'in diferansiyelinin integrali nedir? O halde direkt x kare artı x artı c'dir. Buraya bakıyorum. Burası da o zaman sinüs x artı c'dir diyebiliriz. Devam gençler. K bir reel sayı olmak üzere sen bir fonksiyonu k ile çarpıp integralini almak yerine integralini alıp k ile çarpabilirsin diyoruz. Yani sen buradaki sabit olan k sayısını dışarı çarpım olarak gönderebilirsin diyoruz ki bunu çok kullanacağız. Yine gençler Limitte ve türevde olduğu gibi yalnız limitte bazı şartlarımız vardı. İşte diyorduk ki f ve g'nin ayrı ayrı limitlerinin olması lazım bunu uygulayabilmek için falan diyorduk. Ama burada sevgili arkadaşlarım bunu yapmak zorunda değiliz. Direkt şunu söylüyoruz. f ile g'yi topladıktan sonra integralini almak yerine integrallerini topla ya da integrallerini çıkar diyoruz. f ile g'yi çıkarıp integralini almak yerine integrallerini çıkar diyoruz. Bu özellikle bizim için geçerli bir özelliktir. Bak çarpım ve bölüm için aynı şeyi söylemedik. Birbirinden çok farklı durumlar çünkü. Şimdi integral alma kurallarına bakalım. Tıpkı türev alma kuralı gibi. Tabi integral'i de almanın belli başlı kuralları var. Türevin kuralına benzer. Tabi biz şöyle bir durum var. Ee, örnek veriyorum. Biz bir fonksiyonun integral'ini alıyorsak aslında kendimize şunu soruyoruz. Bu e, örnek veriyorum. 2x küpün integral'i nedir? Sen şunu düşünüyorsun. Türevi 2x küp olan fonksiyon hangi fonksiyon acaba bunu düşünüyorsun? Bu sorunun cevabı sana integralin cevabını veriyor. Ama dediğim gibi polinom olanlarda biz artık bunu düşünmek zorunda değiliz. Çünkü gençler integral alma kuralları işimizi kolaylatan cinsten. Şöyle ki mesela x üzeri n'in integralini mi almak istiyorum ben? Üstünü bir artırıyorum ve burada artırdığım sayıya ifadeyi bölüyorum. Tabi c eklemeyi unutmuyorum. Ekstradan tabi buradan yine gelecek bu özellik ama sabit bir sayı varsa ve ben bunun integralini almak istiyorsam ax artı c yapacaktır. Niye? Çünkü ax'in türevi sevgili arkadaşlarım bize a'yı veriyordu. O zaman a'nın integrali de ax'i tabii bir de artı c fazlasını verir diyoruz. Hemen şuradaki e, alıştırmaları bir yapı verelim. x'in integrali nedir? x kare bölü 2 artı c'dir. x karenin integrali x küp bölü 3 artı c'dir. 2x eksi 3'ün 2x'in integrali 2x kare bölü 2 olduğu için x karedir. 3'ün integrali 3x'ti artı bir de c'miz var. 1 bölü 3'ün integrali o zaman x bölü 3 artı c'dir. 3x kare artı 4x eksi 3'ün integraline bakıyoruz şimdi. Burası da x küp artı 2x kare eksi 3x artı c yapar. 1 bölü x karenin integrali yani arkadaşlar x üzeri eksi 2 dx bunun integrali nedir? Üssünü 1 artırırsın x üzeri eksi 1 artırdığın sayıya bölersin artı c eklersin yani eksi 1 bölü x artı c yapar diyebilirsin. 1 bölü x küpü nasıl yazalım o zaman? x üzeri 3 dx gibi düşünelim. Bunun da üstünü 1 artırırsam eksi 2 artırdığım sayıya böldüm artı c ekledim. Ki bu da bana neyi verdi arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2x kare artı c'yi vermiş oldu. Kök x'in integraline bakalım şimdi. Kök x dediğimi ben x üzeri 1 bölü 2 biçiminde yazabilirim. 1 bölü 2'yi 1 artırırsam x üzeri 3 bölü 2 gelir. 3 bölü 2'yi de Bölecektim ama ters çevirip çarpılacağı için zaten burada yazdığınızın tam tersini çarpım olarak buraya ekleyip artı c diyebilirsiniz. x kare artı a'nın integrali x küp bölü 3 üstünü bir artırıp artırdığına böldüm artı ax diyorum. Ve artı tabi bir de c'miz mevcut gençler. x üzeri e, karenin x karenin küp kökü ben bunu nasıl yazarım? x üzeri 2 bölü 3 biçiminde yazabilirim. dx dedim. Bunun da integralini nasıl alırız arkadaşlar? Üstünü 1 artırırsınız. X üzeri 5 bölü 3 olur. Artırdığınız sayının tersiyle çarparsınız. Artı C diyebilirsiniz. Şimdi şuraya bakalım. Arkadaşlar sizden ricam e, şurayı x kare yapmanız. Burada bir baskı hatamız var. X Bunu şu şekilde parçalayalım önce. x kare bölü x kare eksi x üzeri 4 bölü x kare diye parçalarsak. Bu bize neyi verir? 1 eksi x karenin integralini verir. E o zaman bunun integrali 1'in integrali x'ti. x karenin integrali de x küp bölü 3'tü. Artı bir de tabii ki neyimiz var? c'miz var. Kök x'in integralini şurada bulmuştuk. Şuydu. Dolayısıyla hemen yazalım. 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2. Tamam artı şimdi şuranın integralini bulacağım. Bu da normalde x üzeri 3 bölü 4 olduğu için üstünü 1 artırırım. x üzeri 7 bölü 4 yaptı. Çarpı 4 bölü 7 dedim. Artı bir de c'miz olacaktı tabii ki. Şimdi dikkatli dinle beni şuradaki dx neye göre integral alman gerektiğini anlatır sana. Diyor ki x değişkenine göre integral alacaksın diyor. E şimdi içeriye bakıyorsun x değişkeni yok. O halde benim için burası artık bir sabit sayıdır. Sabitinde integralinin sadece sonuna x yazmak olduğunu biliyorsun. O halde cevabımız bizim a kare artı ab artı b'nin karesi çarpı x artı c olacak diyebiliriz. Burada 0 değil burası sonuç olarak 1 dx var. 1'in integrali x'tir artı c diyeceğiz. 5'in integrali de o halde 5x artı c'nin ta kendisidir diyebiliriz gençler. Şimdi sol tarafta sol taraftaki sütunu da bitirdiğimize göre sağ tarafa doğru geçebiliriz. Değişken değiştirme yöntemi bunların her birini sorular üzerinden çok daha net anlayacaksınız. Lakin dediğim gibi soruların üzerinden daha iyi anlayacağız ama burada da konu özeti babında sizi anlatacağım. İyi dinle bunun belli başlı kriterleri de önemli. Şimdi arkadaşlar bizim bazen inte, integral alınacak fonksiyonumuz e, çok fazla böyle karışık olabilir. Karışık verilmiş olabilir, uğraştırıcı olabilir. Ne bileyim x artı e, x kare artı 3x'in veya x kare artı 3x artı 5'in 5. Beşinci kuvveti der. Şimdi ben bunun 5. kuvvetini niye açayım ki değil mi? Yani bundan kaynaklı gençler bu tarz durumlarda değişken değiştirme metodu uygulanır. Bu metodu uygulamamızdaki asıl amaç sırf konu olsun da torba olsun diye değil e, alınacak integral alınacak fonksiyonu daha basit bir versiyonunu bulup farklı bir değişkenle ifade edip bu yeni elde edilecek olan integralin çok daha basit bir hale getirilmesidir. Tek amaç bu gençler. Bundan kaynaklı da biz diyoruz ki eğer ki baktık sorumuza eğer ki burada bir f ve yanında da çarpım durumunda bu f'in türevinin herhangi bir versiyonu varsa mesela 2 katı 3 üç katı üçte biri, 1'i 2'de 1'i falan varsa. O halde biz şuna u diyoruz. İntegrali yani türevi alınacak fonksiyona u diyoruz. Türevinin yanındaki e, ifadeyi de yani diferansiyelini de du diyoruz. u du'nun integralini almak çok daha basit olur diyoruz. Mesela bir örnekle açıklamak istersek. x küp artı 2'nin türevi 3x kareli bir şeydir ki o da burada mevcut zaten. O halde ben buna u diyeceğim. Bakın şimdi iyi izleyin x küp artı 2'ye eğer ki ben u dersem diferansiyelini alıyorum. 3x kare dx eşittir 1 du yani du olmuş oldu. Her iki tarafın türevini alıp değişkenine ise dx ve du yazıyorum sonlarına. Daha sonrasında ben artık yeni integralimi oluşturuyorum. Şuraya u demiştim. U'nun karesi var burada. U kare. Şuraya da ne demiştik? Du demiştik. U karenin integralini almak daha basit. Bak buranın integralini almaktan. U karenin integrali u küp bölü 3'tür. Artı tabii bir de c'miz var. U diye neye demiştik? Tabii ki değişkeni de yerine yazmayı unutmuyoruz. X küp artı 2 idi. X küp artı 2'nin kübü bölü 3 artı c diyebiliriz artık biz cevabımıza. Tamam. Belirli integral. Şimdi gençler, az önce de belirttiğim gibi bu arada belirli integralde geçmeden önce Bununla alakalı bolca örnek dinlemek istiyorsan, yaptığın ödevlerin içerisinde çok fazlasıyla mevcut zaten. Hani bu da bir konu anlatımı değil bir konu özeti. Konuyu sadece sana basitçe hatırlatmak için yapılan bir ders. Bundan kaynaklı bildiğini de varsayıyoruz tabii doğal olarak. Ee, ama daha detaylı dinlemek istiyorsan AYT kampını dinleyebilirsin. AYT kampındaki bu değişken değiştirme yöntemlerini izleyebilirsin. Veya şunu yapabilirsin işte canım kardeşim. Soru çözümlerini inceleyebilirsin. Veya hemen bunun arkasından gelen tekrar sorularını zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. Onları da izleyebilirsin aklında bulunsun. Belirli integrale doğru geçelim şimdi. A, B kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu var. F, A ve B kapalı aralığında integrallenebilirse f'in türevinde x de fx olmak üzere diyorum ki A'dan B'ye kadar bak bu sefer integral işaretinin altına ve üstüne sayılar yazıyoruz. Buradan buraya kadar diye okunuyor. A'dan B'ye kadar fx de x'in integrali neydi fx'in e, türevi fx olan fonksiyon neydi? Büyük f'ydi. fx artı c yanına da çizgi atıyorsun. A'dan B'ye kadar diyorsun. Bunun anlamı ne? Önce B'yi burada yerine yazıyorsun. Sonra A'yı yerine yazıp çıkarıyorsun. C'ler zaten orada canına okunuyor C'lerin. C diye bir şey kalmıyor. Demek ki artık sen belirli integral yani şuralarda sayı yazıyorsa o C'yi de belirtmek zorunda falan değilsin. Zaten C'ler gidecek diyoruz. Belirli integralin özelliklerine bakacak olursak A'dan B'ye f(x)'le x'i bulduk varsayalım. Burada sınırları yer değiştirirsen B'den A'ya bulursan eksilisini bulmuş olursun az önceki cevabın. Aynısını bulmak istiyorsan bunu da eksiyle çarparsın. Yani sen eğer ki sınırları yer değiştirmek istiyorsan bulacağın sonucun eksilisini bulursun. Buna göre işlem yap diyoruz. Eğer alt ve üst sınırların birbirine eşitse hangi fonksiyon olursa olsun bak hangisi olursa olsun... ...bunun integralini aldığın takdirde sonuç sıfır gelecektir. Çünkü sınırlar birbirine eşit. A, B'den B'de C'den daha küçük olmak üzere... Eğer ki sen A'dan B'ye ve B'den C'ye integral alıyorsan aynı fonksiyonu. Bak A'dan B'ye hop B'den de C'ye bir integral alıyorsan aslında A'dan C'ye integral almışsın demektir. Bundan kaynaklı e, biz buna A'dan C'ye f(x) dx diyebiliyoruz kısa yoldan. Eğer ki f fonksiyonu tek fonksiyonsa gençler ve sen simetrik bir aralık gördüysen taktik veriyorum iyi dinle. Soruların içerisinde bu şekilde simetrik aralıklar varsa hemen aklına tek fonksiyon veya çift fonksiyonlar gelsin. Çünkü eksi a'dan a'ya kadar bir tek fonksiyonun integralini bakacak olursan sonuç daima sıfır gelecektir. Eğer bu çift fonksiyonsa unutma ki ben sana şöyle hemen bunu resmedeyim kardeşim. Şurası eksi a diyelim tamam mı? Şurası da artı a olsun. Şurada da sıfırımız var. Şimdi mesafelerinde eşit olduğunu şöyle gösterelim. Çift fonksiyonsa Şimdi, eksi A'dan A'ya kadar integral almak yerine Diyorsun ki sıfırla işlem yapmak daha basit olduğu için Sıfırdan A'ya kadar e, integral'i al Sonucu 2 ile çarp aynısını bulursun Veya eksi A'dan sıfıra kadar integral al Sonucu 2 ile çarp aynısını bulursun diyoruz Bundan kaynaklı da eksi A'dan A'ya kadar bir çift fonksiyonun integral'ini al, alacaksan Bu eksi A'dan sıfıra kadar olan integral'in 2 katıdır Veyahut sıfırdan A'ya kadar olan integral'in 2 katıdır diyebiliyoruz biliyoruz. Peki bu ne demek hocam? Ben burada böyle bir şey gördüm. Ee, şimdi belirli integral dediğimiz şey bize daima şimdi sayıları yerine yazıp birbirinden çıkardığımız için bize daima bir sayı verecektir. Yani belirli integralin sonucu sayıdır. E sen sayının burada nesini al diyor türevini al diyor. Sayının türevi neydi? E, sıfırın ta kendisiydi. Demek ki bundan sonra bu şekilde düşünmeye gerek yok. Ekstradan vermemiz gereken bir bilgi varsa o da şudur. Belirsiz integralde kullanılan integralin genel özellikleri, bütün özellikleri belirli integralde de geçerlidir. Sonuçta integral alıyoruz yani. Fazla farklı bir şey yapmıyoruz. Şimdi belirli integralde değişken nasıl değiştirilir? Burada tek sıkıntı sınırlar olacaktır diğerinden farkı. Ama eğlencelidir de beni iyi dinliyorsun. x kare artı 2x var mesela burada. Ben bunun türevini aldığım takdirde şuna benzer bir ifadeyle karşılaşabilirim. O halde diyorum ki x kare artı 2x ben buna u demek istersem eğer. integral e, türevini alıyorum yani diferansiyelini. 2x artı 2 dx eşittir ne olur? du olacaktır. Şimdi bize ne lazım? x artı 1 dx lazım. Ve burada 2x artı 2 dx var. O halde ben her iki tarafı 2'ye bölersem. x artı 1 dx eşittir. E tabi doğal olarak du bölü 2 olacaktır dedik. Şimdi yazıyorum bak integral. Şuraya u demiştim hatırlarsan. U çarpı DU U DU bölü 2 Şöyle böyle Şimdi ben bunu şu şekilde de yazabilirim 1 bölü 2'yi buraya attım Tamam U DU dedim Yalnız dikkat et sınırları hemen 0'dan 4'e kadar falan diye yazma kardeşim Niye yazma diyorum biliyor musun? Çünkü şundan kaynaklı senin buradaki 0 ve 4 olan alt ve üst sınırın x'e göre bir sınırdı. E biz şu an bunu değiştirdik. x yok elimizde u var. O zaman u'nun sınırlarını bulmak lazım. Bunu da nasıl bulursun? Dersin ki benim alt sınırım sıfırdı ama bu x'ti. Burada getirirsin yerine yazarsın. Sıfırın karesi artı sıfır eşittir sıfır. U'nun alt sınırı da sıfırmış dersin. 4'ü getirirsin şurada yerine yazarsın. 16 artı 8'den 24. Demek ki u'nun üst sınırı 24'müş dersin. Bak sıfırdan 4'e yazacaktık bambaşka bir şeymiş cevap. Sıfırdan 24'eymiş. O halde bunun integralini buluruz artık. Şunun integrali nedir? U kare bölü 2'dir. Dışarıdaki bölü 2 ile beraber u kare bölü 4 yapar. Nereden nereye? 0'dan 24'e kadar. 0'ı yerine yazmamıza zaten lüzum yok. O halde cevap 24'ün karesi bölü 4'tür. Yani sevgili arkadaşlarım 24 çarpı 24 bölü 4'tür diyeceğiz. Ve burada da 2'ye ve 2'ye 2'ye ve 2'ye bölecek olursam 12 çarpı 12'den bana cevabı 144'ü yani verecektir bu sayı. Evet arkadaşlarım Parçalı ve mutlak değerli fonksiyonun integrali aslında tahmin etmesi çok kolay e, birazcık düşündüğümüz takdirde. Çünkü parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların integrallerinde şimdi limitte veya türevde olduğu kadar dikkat etmemiz gerekmiyor aslına bakarsan. Yani böyle hani limitte e, kritik noktaların limitleri incelenirken sağ limitine sol limitine bakıyorduk. Veyahut e, kritik noktaların türevleri incelenirken sağ türevlerine sol türevlerine falan bakıyorduk ya. İşte burada bakmamıza gerek yok. Yani bu integral. Sonuç olarak biz burada kritik noktayı çok basit bir işlem için kullanacağız. Beni iyi dinliyorsun. Senin bir kritik noktan varsa parçalı tanımlı fonksiyonun içerisinde veyahut mutlak değerin içerisinde ve bu kritik nokta B ise bu B, bu B integrasyon sınırlarının yani A ile C'nin arasında bir yerde kalıyorsa o zaman diyorsun ki ben A'dan B'ye gelene kadar farklı bir fonksiyonun B'den C'ye gidene kadar da farklı bir fonksiyonun integralini alacağım. Yani şöyle, mesela a küçük x küçük b burada, tamam mı? Ya da şöyle diyelim, x küçük b ya. Burası a ile b aralığıdır diyelim. Burası da b ile c aralığında bakmamız gerekiyor. Çünkü hani a b'den daha küçük olduğu için a buradadır. C b'den daha büyük olduğu için c de buradadır, alttadır. Demek ki ben a'dan b'ye kadar g x'in, b'den c'ye kadar HX'in x'in integralini alırım. ve Bu şekilde işlem yaparım diyoruz. Belirli integralle peki ne hesaplanabilir? Alan hesaplanabilir. Eski müfredatımız olsa hacim falan da hesaplardık. Çift katlı integrallerde falan böyle daha bambaşka şeyler de hesaplanıyor gençler. Ee, ama keşke işte müfredatımızda olsa da diyemiyorum. Yani müfredat şu an böyle şey böyle nasıl diyeyim kafam da karışık aslına bakarsanız. Şöyle düşünüyorum ben. Ee, bazen konuların kaldırıldığı için şikayetçiyim durumdan. Ee, aslında bu biraz öğretmenlik işte, ile alakalı. Yani hani anlatması zevkli olan konuları çıkardıkları için biraz küskünüm. Ee, ama neye küsüyorsun? Sonuçta şöyle bir durum var. Bir öğrenci bence bana göre bir öğrenci örnek veriyorum. Mühendis falan olacaksa eyvallah matematiği sonuna kadar bilmeli de. Ama yani hani hukukçu adam veyahut yani hukukçu adamın tamam iyi güzel örnek bu. Hukukçu bir insan düşünün gençler. Bu adam hukuk okumak istiyor. Bu adam avukat olmak istiyor. Hakim olmak istiyor. Savcı olmak istiyor. Ara olmak istiyor. Bir şey olmak istiyor yani. Hukukla alakalı bir meslek. Para kazanmak istiyor. Saygın bir meslek. Ee, integralde hacmi ne yapsın? Yani daha mı analitik düşünmesini sağlıyor? Geometri çözsün. Yeter. Yani hani analitik geometrisi iyi olsun. Ya yani da ne bileyim bazı basit teorem ispatları falan verirse onlar iyi olur. problem çözme yeteneği iyi olabilir. Yani ne bileyim aklıma bunlar geliyor. Hani şu an video esnasında spontane gelişti böyle bir fikir. bunları yapabilir. Yani hani integralle yok işte efendim eski müfredattan size bir, bazı şeyler anlatıyorum şimdi. Mesela bir fonksiyon veriyordu. Birinci bölgede bir çıktısı oluyor şöyle tamam mı? onu diyor işte y ekseninin etrafında diyor e, 270 derece döndürdüğün takdirde diyor bak bir de 360 falan da demiyor 270 derece döndürdüğün takdirde diyor e, onun taradığı bölgede oluşan hacmin hacmi soruyor bize mesela örnek veriyorum ya da böyle bir sınırlıyor fonksiyonu iki fonksiyon arasında kalan alandan gideceksin e, ama fonksiyon y eksenine yaslı değil dayalı değil bunu alıyor böyle. Y yine y eksenin etrafında döndürdüğünüz takdirde diyor oluşan şeklin hacmi. Yani bir simit oluşuyor arada. Simite benzer bir şey oluşuyor. Onun diyor hacmi kaçtır diyor. Kaç birim küptür diyor. Şimdi örnek veriyorum. Adam yani e psikoloji okuyacaksa bunu da yapmak zorunda. Yani neden yapsın? Bir yandan tabii e kendi adıma üzülüyorum. Çünkü anlatması çok zevkli olan konulardı. Bak şimdi bile oturup e bunlardan bahsetmek bile güzel. Ama ee, bir yandan öğrenci için düşündüğüm takdirde de biraz zor tabii. Yani hani neden öğrenci bu yükün altına elini koysun ki? Yani neden ya da biz öğrencinin omuzlarına bu yükü bindirmişiz ki senelerdir? Yani bu 2000'lerin başında diye hatırlıyorum. Ee, türev integral limit, türev integral müfredatta bile yoktu. Yani lisede anlatılmıyordu. Yani o derece anlatabildim mi? Daha sonrasında geldi ama topyekün geldi. Yani işte mesela limitte örnek veriyorum şu an 0 bölü 0 belirsizliği var ama bir ton belirsizlik vardı limitte eskiden. Ve hepsi de müfredattaydı. Yani eskiden vardı dediğim hala var bu belirsizlikler de matematik bölümünde falan görüyoruz. Ama e, lise müfredatına da gelmişti ve topyekün gelmişti limit türev integral. Ya tabii çift katlı integraller falan gelmemişti. Çok katlı integraller gelmemişti ama yani bayağı bildiğin trigonometrik fonksiyonun integrallerini alıyorduk. E, logaritmik fonksiyonun, üstel fonksiyonun, labtü diye bir şey vardı. Kısmi integrasyon vardı. Yani bunlar hep güzel şeylerdi öğretmenler adına. E, ama öğrenci integralin daha üçüncü dersinde elenebiliyordu yani. Hani e, tabii doğal olarak kalkması da bir yandan öğrenci için iyi oldu. Daha farklı konular getirilebilir mi yoksa daha sadeleştirilebilir mi bilmiyorum. E, sadeleştirirlerse müfredatta çok fazla bir şey kalmayacağı için sınavların eleyiciliği azalır mı bundan da emin değilim şüpheliyim e, Karman çorman bir durum ama çok fazla öğrenci var e, Çok sayıda üniversite var Üniversitelerin kaliteleri eskisi gibi değil e, Çok fazla değişkenli bir denklem arkadaşlar Çözmesi çok uzun sürecek gibi görünüyor Bakalım inşallah e, sizin için artık değil ama gelecek nesiller için en azından kardeşlerimiz için e, en hayırlı şekilde bir sistem artık oturur diye ümit ediyorum. Devam. Şimdi gençler f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta sürekli bir fonksiyon olmak üzere alan hesaplayabiliyoruz demiştik. Oradan çıkmıştı muhabbet. Ben eğer ki e, şurada fx fonksiyonu a ve b doğruları x eşittir a ve x eşittir b doğruları ve x ekseninin üzerinde kalan fx'in altında kalan alanı yani buradaki mavi bölgeyi hesaplamak istiyorsan Aslına bakarsanız direkt fx'in integraliyle hesaplamıyoruz bunu. x ekseninin ismi y eşittir 0 doğrusu olduğu için y eşittir fx'den üstte kalandan altta kalanı yani fx'den 0'ı çıkararak integralini alıyoruz ki fx'den 0 çıkınca da yani şu şekilde yapıyoruz aslına bakarsanız. Ama fx'den 0 çıkınca da zaten fx kalacağından biz direkt diyoruz ki hiç uğraşma fx'in integralini bul geç. Eğer ki eğer ki x ekseninin altındaysa diyoruz sonra da bu fx fonksiyonu. O zaman hesapladığın integralin sonucu negatif gelir. Ama senden alan istendiği için bunu eksiyle çarp diyoruz. İşte bunları yapmana da aslında lüzum kalmıyor. Çünkü burada üste kalan doğru bu sefer y eşittir sıfır doğrusu olduğu için aslında olay şu. 0 eksi fx'in integralini buluyoruz biz. İşte A'dan B'ye kadar. E sıfırdan fx çıkınca eksi fx kalıyor. Eksi de dışarı atıyoruz aslında. Artı fx oluyor burası da. İşte buradaki muhabbet de bu. Yani x ekseninin altında kalan negatif olur dediğimiz muhabbet bu aslında. Üstünde kalan da pozitif olur dediğimiz muhabbet bu aslında gençler. Ama dediğim gibi olay bu. Aklınızda bulunsun. Ekstradan Y ekseniyle arada kalan alanı bulmak istiyorsan aynı şeyi yapıyorsun ama bu sefer ters fonksiyon mantığıyla ilerleyeceğimiz için x'ler yalnız bırakılıyor. E x'ler yalnız bırakıldığı takdirde de biz aslında fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. Ve y'ye göre integral almamız gerekiyor. O zaman sınırlarımızı da y'den seçmemiz lazım. Bak buraya a'dan b'ye kadar f'ye d'ye. Eğer diyoruz bu sefer y ekseninin sol tarafındaysa bu alan negatif geleceği için eksiyle çarpmayı unutmuyorsun diyoruz. İki eğri veya iki doğru veya bir eğri bir doğru arasında kalan alanı hesaplamak istiyorsan yani iki fonksiyon arasında kalan bölgeyi hesaplamak istiyorsan aha işte aslında temeli burada fx'den gx'i çıkarıyoruz. Niye? Üstte kalandan altta kalanı çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada da sağda kalandan solda kalanı çıkarıp integrallerini hesaplıyoruz. Hangi aralıkta isteniyorsa. Şimdi size güzel de bir yöntem vermek istiyorum gençler. Parabolle parabol veya bir parabolle bir doğru arasında kalan Kapalı bölgenin alanını bulmak istiyorsan, bak unutma, unutma bir daha söylüyorum, bir parabolle bir farklı parabol veya bir parabolle bir doğru, bir parabolle bir doğru, bir parabolle bir doğru arasında kalan şuradaki alanları hesaplamak istiyorsan sen, diyorum ki integral siz de yapabilirsin ama dikkat et parabol olsun bu, integral siz de yapabilirsin. Bunu da yapabilmek için sevgili arkadaşlar şöyle bir formül kullanıyoruz parabolle doğru veya parabolle parabolün denklemlerini birbirine eşitliyorsunuz. Eşitledikten sonra bütün denklemi bir tarafa yığıyorsunuz. Yani eşittir sıfır yapıyorsunuz. Elinizde kalan ikinci dereceden denklemin deltasını buluyorsunuz. Delta kök delta bölü 6 kare bize cevabı veriyor. Şimdi normal şartlar altında ben x kare eksi 6 parabolü ile eksi x kare artı 2 parabolü arasında kalan kapalı bölgenin alanını bulabilmek için Önce birinci parabolü çizecektim. Sonra ikinci parabolü çizecektim. Sonra bunların kesiştikleri noktaların apsislerini bulacaktım. Sonra hangisi üstte kalıyorsa üsttekinden alttakini çıkarıp bu aralıktan bu aralığa integral almam gerekiyordu. İntegralini aldıktan sonra B ile A yerine yazıp çıkarınca cevap karşıma çıkacaktı. Ama ben diyorum ki size hiç buna gerek yok. X kare eksi 6 madem zaman önemli. X kare eksi 6'yı eksi X kare artı 2'ye eşitliyorsunuz. Buradan 2x kare eksi 8 eşittir 0 geliyor. Hemen deltasına bakıyorsunuz. B'si 0 olduğu için 0 eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 8 diyorsunuz ki bu da bize 64'ü veriyor. Demek ki deltamız neymiş 64. Yerine yazıyorsunuz aha burada. 64 çarpı kök 64 8'dir. Çarpı 6 çarpı a'nın yani 2'nin karesi 4 dedik. Burada gençler 4'e böldüm 4'e böldüm 16. 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 8. 8 kere 8 64'ü verdi bana. Bir de paydasında 3 vardı. Alanımız 64 bölü 3 gelmek zorunda. Tamam. Yani sen bunu integralden de yapmış olsaydın alan zaten 64 bölü 3 gelecekti. Yine bundan emin olabilirsin. Böyle bir kural var. Bu kuralı uygulayabilirsin. Ama unutma az önce verdiğim kombinasyonlar dışına çıkamıyorsun. Ee, üçüncü dereceden bir denklem için bir fonksiyon için bunu yapamıyorsun. Sadece parabolle parabol parabolle doğru arasında kalan alanlar için geçerli bu. Arkadaşlarım ne kadar 2017'den beri müfredatımız içerisinde yer alsa da Riemann toplamları e, soruları bir türlü çıkmıyor. ÖSYM tarafından sorulmuyor. E, Bizde doğal olarak e, ha, ha bu sene çıkacak ha ertesi sene çıkacak mantalitesiyle her yıl ben anlatıyorum açıkçası Şimdi yine sizlere bunu anlatacağım 1 ile 4 aralığında demiştik 0 ile 4 aralığı burası da 4 eşit parçaya Bölünerek Anlatılsın tamam Yani şuradaki 0 ile 4 aralığını 4 eşit parçaya bölerek diyor x kare artı 1 fonksiyonunun x eksenini ile arasında kalan Alanı bul demiş bize Yine gençler Şuraya da x kare artı 1'i monte edelim Burada bir hata olmuş Şimdi bir bakalım Sıfırı e, ben eğer Riemann alt toplamını bulmak istiyorsam direkt girmeyelim olaya. Alt toplamı bulmak istiyorsam. Şimdi burada sıfır bir kapalı aralığına bakacağım ya ben dikdörtgen çizmem gerekiyor. Dikdörtgeni e, kısa kenarını çizmeye ya da e, x80'e paralel olan kenarını çizmeye nereden başlıyorsunuz? Sıfırdan başlıyorsunuz. Yani şu şekilde olacak arkadaşlar. Yani o zaman ben size bunu şöyle göstereyim. Şuradan başlıyorsunuz bu şekilde çiziyorsunuz. 1 ile 2 aralığını 1'den başlıyorsunuz çiziyorsunuz. 2 ile 3 aralığını 2'den başlayıp çiziyorsunuz. 3 ile 4 aralığını da 3'den başlayıp çiziyorsunuz. Şimdi gelelim üst toplama. Üst toplamı bulmak için de 0, 1 kapalarında bu sefer 1'den başlıyorsunuz. 1'in fonksiyona değdiği yerden itibaren bir dikdörtgen çiziyorsunuz. Bu sefer 2'den başlıyoruz. Burada 3'ten başlıyoruz arkadaşlar. Ve burada da 4'ten başlıyoruz diyeceğiz. Aha da bu şekilde dikdörtgenlerimiz oluşuyor orta toplama birazdan geleceğim. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. X kare artı bir fonksiyonumuz var demiştik bizim. Burada şu kenarın uzunluğu zaten bir. Burası da bir. Bunların her biri bir unutmayın. Bir kere birden buranın alanı bir gelir. Biri yerine yazarsam fonksiyonda burası iki birim geleceği için şu kısım. Bir kere ikiden burası iki gelir. İkiyi yerine yazınca beş geleceği için buranın alanı beştir. Üçü yerine yazdığımız zaman 10 geleceğinden buranın alanında 10'dur. Ben bunları toplayacak olursam 18'in ta kendisini bulmuş olurum. Demek ki Riemann alt toplamı 18 geliyormuş. Şimdi Riemann alt toplamı dediğimiz şey Riemann denilen adam aslında bunu e, sıfırla 0 ile 4 kapalı aralığında şurada fonksiyonun altında kalan alanı bulabilmek için tasarlamıştır bu yöntemi. Lakin o da farkında ki e, o halde diyor ben bu alanı bulmak isterim ama diyor Şuradaki alanlar eksik kalacaktır diyor. Buradaki alanlar eksik kaldığı için net bir alana ulaşamam ben diyor. Ama diyor dikdörtgen sayısını arttırırsam mesela o halde buradaki eksik kalan parçalarda küçüleceğinden kaynaklı yani o zaman alana yaklaşırım diyor. Yani alana da nereden yaklaşıyor? Altından yaklaşıyor. Sol tarafından yaklaşıyor. Üst toplamda da hesaplarım lakin diyor bu sefer de fazla parçalarım olduğu için diyor fazla hesaplarım diyor. Aslına bakarsan sonrasında da şöyle e, girişimleri oluyor diyor ki ben diyor alt toplamla üst toplamı bulup diyor aritmetik ortalamasını alırsam diyor doğru cevabı da aslında çok çok yaklaşmış olurum diyor ki haklı da birazdan göstereceğiz. Şimdi burada e, biri yerine yazdığımız takdirde ne, neyi x kare artı 1 bir fonksiyonda biri yerine yazdığımız zaman 2 geliyor buranın alanı 2 oluyordu. Buranın alanı yine 5 oluyordu. Buranın alanı 10 oluyordu. 4'ü yerine yazarsak 16 artı 1'den 17. Buranın alanı 17 oluyor. Bunları toplarsak 27, 32, 34 geliyor. Üst toplamımız arkadaşlar. Üst toplam 34. Alt toplam kaç gelmişti? 18 gelmişti. Mesela ikisini toplarsam ben 52 gelir. 52'yi 2'ye bölersem de 26 gelir. Bakalım gerçek alanı da bulduktan sonra gerçekten gerçek alana yakın bir değer mi? 26 onu da tartışalım. Riemann orta toplamında da ekrana bir tık daha yaklaşmak istiyorum. Biraz ince çalışacağız çünkü ki Riemann'ın zirvesiymiş diyebiliriz bu dikdörtgenler olayında. Çok da mantıklı düşünmüş. Şöyle ki gençler 0 ile 1'in tam ortasından 1 ile 2'nin tam ortasından 2 ile 3'ün tam ortasından gençler ve 3 ile 4'ün tam ortasından şu şekilde doğrular düşünüyor. Ve diyor ki benim dikdörtgenlerimin x ekseninde paralel olan e, kenarları bu doğruların ucundan geçsin diyor. Yani şunu yapıyor arkadaşlar. Şunu yapıyor. Tamam. Ve bu şekilde diyor. Dikkat ettiyseniz Şimdi 0 ile 4 aralığında ben alan hesaplayacağım ama diyor. Dikkat ettiyseniz şurada fazla bir alan hesaplarken burada eksik bir alan hesaplıyorum. Birbirinin de üstünü kapatabilecek potansiyele de sahip bunlar diyor. En azından kapatmasa bile bana daha yaklaşık bir alan verir diyor. Çok da güzel düşünüyor. Şimdi o zaman 1 ile 2'nin tam ortasında 1 bölü 2 var. Burada 3 bölü 2 var. Burada 5 bölü 2 ve burada da 7 bölü 2 var. Bunların e, uzunluklarını bulalım. Yani bana nereler lazım? Şu uzunluklar lazım. Zaten ben bu, burada oluşan dikdörtgenlerin x eksenine paralel olan yani şuradaki kenarlarının bir birim olduğunu biliyorum. O halde buradaki uzunluklar bana direkt alanı verecek. Hesaplayalım mesela 1 bölü 2'yi ben x kare artı 1 fonksiyonunda yerine yazarsam 1 bölü 4 artı 1'den 5 bölü 4 gelir. Artı 3 bölü 2'yi yazarsam yerine e, 9 bölü 4 artı 1'den 13 bölü 4 Elime geçer. 5 bölü 2 yerine yazarsam 25 bölü 4 29 bölü 4 gelir. Ve son olarak 7 bölü 2 yazarsam da sevgili arkadaşlarım 49 bölü 4'e 1 eklersem 53 bölü 4 gelir. Bunları bir toplayalım siz de isterseniz. Bakın 5 ile 13 topladım 18. 18'e 29 eklersem 47 gelir. 47 ile 53 toplarsam 100 gelir. 100 bölü 4. 100 bölü 4 da bana 25'in ta kendisini verecektir. Şimdi orta toplam bana buradaki alanı 25 buldurdu. Şimdi dikkatli bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Üste doğru çıkalım. Alt toplama hesapladım. 18 geldi. Üst toplama hesapladım. 34 geldi. Ortalamasını buldum. 26 geldi. Orta toplamı buldum. 25 geldi. Peki gerçek alan kaçtır? Bir de bunu hesaplayalım. Gerçek alanı da bulabilmek için 0'dan 4'e kadar buradaki x kare artı 1'in integralini bizim hesaplamamız gerekiyordu. Bunun integrali x küp bölü 3'tür. Artı bir de x'tir sıfırdan 4'e kadar yerine yazacağım. 4'ü yerine yazarsam 64 bölü 3 artı 4 gelir. da zaten sıfır gelecek. 3 kere 4 12. 64'ün üstüne eklersem ne gelir? 76 bölü 3 mü gelir arkadaşlar? 76'yı 3'e bölersem 25,33 gibi bir sayı gelir arkadaşlar. Ki gerçek alanımız bu. Peki alt toplama bakıyorsun alakası var mı? Yok. 25,33 ile. Üst toplama bakıyorsun yok. Ortalamasına bakıyorsun. Evet gerçekten yaklaşmış. Ama orta toplama bakıyorsun. En yaklaşan orta toplam. Dedim yani aslında zirvesini yaşamış bu dikdörtgenler olayında Riemann. Orta toplamı bularak bunun zirvesini yaşamıştır diyoruz. Bir de gençler Riemann'ı da artık ele aldığımıza göre. Türev ve integralin fiziksel yorumu da mevcut. E, fiziksel yorumda da fizik dersleriyle de ilişkilendirirseniz mutlu edersiniz beni. Kendiniz de mut daha çok mutlu olursunuz. X, V ve A fonksiyonları hepsi t'ye bağlı. Bir tanesi yol zaman, V hız zaman, A da ivme zaman fonksiyonu olsun diyoruz. X'in türevini alırsam yani yol fonksiyonunun ben türevini alırsam hız fonksiyonunu. Hız fonksiyonunun türevini alırsam ivme fonksiyonunu bulurum. Tam tersini düşünecek olursam ivmenin integralini alırsam V'yi V'nin integralini alırsam yol fonksiyonu bulmuş olurum. Şimdi o zaman ben VT'nin integralini hangi durumda alırım? Eğer VT grafiğinin altında kalan alanı bulmak istiyorsam, VT'nin altında kalan alanı bulmak istiyorsam sevgili arkadaşlarım, bu nedir? Bana neyi verir? İntegral ee, mesela örnek veriyorum A'dan B'ye kadar V, T, D, T. Bu bana neyi verir biliyor musunuz? İntegrali aldığım zaman hız e, yol fonksiyonunu bulacağım için belirli bir süre aralığında A'dan B'ye kadar ne kadar yol aldığımı verir. E biz zaten fizikte ne yapıyorduk? Hız fonksiyonunun altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir diyorduk. Yani alınan yolu veriyor. Hmm güzel. Peki ivme zaman grafiğinin altında kalan alan neyi veriyordu? O da yapılan hızı veriyordu. Hızlardaki değişimleri veriyordu. Madem öyle ivmenin altında kalan alanda bize hızı verir diyoruz. Bu da bize yolu verir. Şimdi bir hareketlinin t saniyede aldığı yol fonksiyonu eğer t küp eksi 2 t kare e artı 4 t olarak bize verildiğine göre... A. Hareketlinin 2 saniyede aldığı yolu bulunuz. Zaten direkt yol fonksiyonu ve 2 saniyede aldığı yolu soruyorsa zaman ben t gördüğüm yere 2'yi yazarım direkt. Yani bizden x2 isteniyor. Yerine yazarsam 8 eksi 8 artı 8'den 8 gelir. Tamam. 8 metre diyelim hatta buna. Tamam. Hareketlinin ikinci saniyedeki hızı soruluyor bana. Hızını nasıl bulurum? E, X yani yol fonksiyonum var elimde. Hız fonksiyonunu bulabilmek için X'in türevini alırım. Sonuçta yolun türevi bana hızı veriyordu. X'in türevi nedir? 3 T kare eksi 4 T'dir. Artı bir de 4'ümüz var. Demek ki ben burada V2'yi bulabilmek için 2 yazacağım T gördüğüm yere. Bu da bana 12 eksi 8 artı 4'ü verir. Yani yine 8'i verir. 2. saniyedeki hızı 8 metre bölü saniyeymiş. Ve ikinci sahnedeki ivmesi soruluyor. İvmeyi bulmak için de V'nin türevini almam gerekiyor ki ivme elimde kalsın. V'nin türevi bak V hangisiydi? Şuydu. Alt türevini 6T-4 gelir. Yaz 2'yi yerine 12-4'ten bana bu da 8'i verir. Demek ki 8 metre bölü saniye karede bana bu hareketlinin ivmesini veriyormuş diyeceğim sevgili gençler. İntegralin ve türevin fiziksel yorumları hakkında sana sınavda soru gelmeyeceğini düşünüyorum. Riemann toplamları hakkında soru gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani şu son sayfada işlediklerimizden çok fazla karşına soru çıkmayacağını düşünmekle beraber alandan mutlaka soru gelecektir. Ki şöyle bir şey gelirse bana bir Allah razı olsun demen yeterli. Belirli integralde değişken değiştirme ile alakalı mutlaka ama mutlaka soru gelir. Bir de standart belirli veya belirsiz integralle alakalı bir uygulama sorusu gelebilir aklında bulunsun. Ben integralden 3 soru bekliyorum bu sene. 4 gelirse de şaşırmam açıkçası ama standardı 3'tür bunun. Şimdi evet, integral tekrar sorularına geçeceğiz arkadaşlar ama tabii ki bu diğer videonun konusu olacak. Evet sonraki videoda görüşürüz gençler. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.